Engelsiz Spor Programı'na hoş geldiniz. Bu haftaki programımızı Antalya'dan gerçekleştiriyoruz. Türkiye Milli Paralimpik Komite Başkanı Sayın Yavuz Koca Ömer adına düzenlenen Özel Sporcular Masa Tenisi Şampiyonası'ndayız. Evet sevgili seyirciler, bu organizasyonun bir de gizli kahramanları var. Çocuklar rahatlıkla geliyorlar, otel kartlarını alıyorlar, odalarına yerleşiyorlar. Bu önceden yapılmış bir hazırlıktan kaynaklanıyor. Efendim neler yaptınız, çocukları nasıl hazırladınız, onları nasıl odalarına yerleştiriyorsunuz? Biraz organizasyon komitesinden bahseder misiniz? Önce gelen kulüpler ve öğrenci listelerine bakarak oda numaraları, sayıları belli oluyor. Kız öğrenci, erkek öğrenci durumuna göre ayarlamalar yapılıyor. Herkesin ne şekilde kiminle konaklayacağı listeleniyor. Sabah ilk kulüpler gelmeye başlamadan burada hazır bekliyoruz bütün arkadaşlar. Gelen kulüpleri karşılıyoruz. Gerekli evrakları doldurup odalarına yerleştiriyoruz. Peki organizasyon komitesinin işi oda kartlarını verdikten sonra bitiyor mu? Maalesef bitmiyor. Ki çok da seviniyoruz biz bitmediği için. Daha sonra açılış törenimiz, teknik kurul toplantımız, eğer hediye dağıtımımız varsa, teşekkür katılım belgelerimiz varsa, çocukların herhangi bir rahatsızlıkları olursa eğer onların hastaneye götürülmesi ya da başka bir ihtiyaçları varsa onların temin edilmesi. Evet, Osman Akdemir ile birlikteyiz. Yine büyük bir şampiyon. Olimpiyat gibi dedi Birol Aydın. Yaklaşık 900 sporcu geldi. Biraz bu şampiyonadan bize bahseder misin? 1000 kişinin üzerinde bir organizasyon. Bizim yıl boyunca 11 tane branşın yaklaşık 70'e yakın faaliyet içeren bir aktivitemiz var. Kayakla başlamıştık ilk şampiyonamız. Güzel bir kayak şampiyonasından sonra şimdi masa tenisindeyiz. Masa tenisi bizim önemli bir branşımız çünkü biliyorsunuz paralimpik branşlardan bir tanesi ve yaklaşık 4-5 yıllık bu süreç içerisinde inanılmaz ivme kazanmış bir branşımız. 1000 sporcu içerisinden mutlaka ki çok daha iyi bir noktaya getirecektir diye düşünüyoruz. İzlediğimizde de hakikaten çok ciddi bir gelişim var. Yapılan turnuvaların Sayın Başkanımızın da dediği gibi olimpiyatı andırıyor demesinin nedeni hakikaten bu kadar özel çocuğu bir araya getirmek sadece müsabaka anlamında değil federasyonumuzun evlerinden çıktığı andan itibaren otele girişi, otel içerisindeki bütün planlamalar ve teknik boyutu devasa bir iş. Dolayısıyla bu kadar büyük bir sayıyla bu işi yapabilmek de gerçekten çok özel bir durum. Bunu başarabiliyoruz. Tüm branşlarda bunu başarabiliyoruz. İki bölgeye ayırarak bu şampiyonayı gerçekleştireceğiz. Birinci bölgedeyiz şu anda. Birleştirilmiş 3 tane bölge burada yarışıyor. Sonrasında 4 bölgemizde, ikinci bölgede. Buradan da derece alan sporcularımız Türkiye şampiyonasına gelecekler. Ve milli takımlarımızı oluşturacağız. Başlangıçtaki amaç çocukları evlerinden dışarı çıkartıp rehabilite amaçlı olarak onları spora kazandırmaktı. Fakat görüyorum ki özel sporcuların hedefleri çok daha büyük. Uluslararası alanla kıyasladığımızda bizim onlara ulaşmamızdaki zamanı nasıl değerlendireceksin? Aslında bu tabii yurt dışında şöyle bir durum var. O kadar güzel bu alanı ele geçirmişler ki bundan 15 yıl önce, 20 yıl önce. Bu alanı ele geçirirken de kendi kalifikasyonlarını işte bütün bu teknik olayları belirledikleri için ülkelerine şöyle bir döndüklerinde sistemi de oraya uydurabilmişler. Tabii bizim ülke olarak 20 yıllık bir devinim içerisinde engellilerin rehabilitasyon anlamında düşünülen aslında federasyon, Sayın Başkanımız Birol Aydın Yönetim Kurulu ve diğer ekiplerimiz verdiği mücadele sonucunda o şenlik havasından biraz çıkartıp en azından paralimpik branşları tamamen profesyonel bir seviyeye getirdik. Ama tabii onlar bizden zaten işte bundan 20 yıl önce de 20 yıl ilerdelerdi. O makası kapatmamız çok kolay olmadı ama şu anda geldiğimiz noktada o kadar ciddi bir mücadele verildi ki onlar da şaşırıyorlar. Neden bu kadar kısa sürede nasıl bu gelişim gösterir? Bunun arkasında çok ciddi bir ekip ve emek var. Ben öyle zannediyorum ki bir iki yıl içerisinde birçok branşımızda onlarla baş başa gelmiş olacağız ve geçmiş olacağız. İnşallah bütün hedefimiz bu.
abimin başarı öyküsü TRT Spor'da. Sevgili seyirciler, özel sporcular masa tenisi şampiyonasındayız. Gerçekten burada müthiş bir aile var. Sizi o aile tanıştırmak istiyorum, o aileyle. Şampiyon kim? Hoşçakal. Oğulcan. Sen. Tebrik ediyorum seni. Şöyle hemen geçelim. Küçük kardeşten başlayalım. Seni tanıyabilir miyiz? Benim adım Eylül Demirkol. Abim otizm hastası, şu anda birinci oldu masa tenisi şampiyonasında. Şu anda hepimiz çok heyecanlıydık şeyde. Şu anda da çok mutluyuz. Dede, sizin dünyanın en mutlu insanıyım. Sizin dualarınızla çok evet. Çok mutluyum. Muhteşem bir ekip. Hiçbir yarışmada onları yalnız bırakmıyorsunuz herhalde. Yok yani, Oğuzcan nereye biz oraya. Yıllardır bir mücadelemiz var ve devam edecek inşallah. Daha da yukarılara yani. Peki sporun onun hayatındaki en büyük etkisini evde siz görüyorsunuz, gözlemliyorsunuz. Ne gibi değişiklikler oldu? Ya bir kere algısı çok açıldı Oğuzcan'ın. Yani sosyallik adına çok çok güzel. Yani evde oturmuyor, her şeyler yapıyor ve başaracak yani. Hani ve başardı da zaten de. Hani biz daha Avrupa'ya açılmak istiyoruz esasında. Onları da başaracak. Eskiden hayaldi ama şimdi hayal değil benim için. Gerçekten. Siz neler söyleyeceksiniz? Vallahi ben çok mutluyum. Oğlumla çok övünüyordum. İnşallah daha da çok başarılar kazanacağız. Hedefimiz Avrupa. Başka hiçbir şey değil. Bu başarılar kolay gelmedi sanırım. Neler yaşadınız? Bu çocukluktan itibaren yaşadıklarınız, yaşadığınız zorluklar, güzellikler. Çok zorluklar yaşadık ama her zorluğun arkasında bir güzellik çıktı. Oğlumuz bize bunu çok mükafatlandırdı bizi. Yani çalıştı yavrum hocaların sayesinde. Çok iyi yerlere geldik. Oğuzcan bugün de şampiyon oldu. Çok sevinçliyiz. İnşallah önümüzde Türkiye şampiyonluğu var. Sabırsızlıkla onu bekliyoruz. Ama bu kalp zor dayanacak. Bugün zor dayandık. Allah yardımcımız olsun. O kadar. Teşekkür ederim. Evet, herhalde bu başarıda en büyük pay sahiplerinden bir tanesi de sizsiniz. Aynı zamanda TRT korosunda da şarkı söylüyormuşsunuz herhalde. İstanbul Radyosu'nda Yeşil Korosu'nda. Yani dünyaya bir daha gelse ya müzik adamı ya spor adamı oluruz. Oğuzcan benim için değerli bir öğrencim. Onunla gerçekten yeni tanıştım. İlk defa böyle bir organizasyon onunla beraber geldim. Bütün emeği geçenlere çok teşekkür ediyoruz öncelikle. Yüzü kuyruğuna geldik. 6 tane yarışmacıyı geride bıraktık, eledik ve Marmara birincisi olduk. 2 hafta sonra kısmet olursa Türkiye finalleri olacak. Orada da çok güzel dereceler alacağımıza Oğulcan sayesinde inanıyorum ben. Çok teşekkür ediyorum. Evet, Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Sayın Birol Aydın'la birlikteyiz efendim. Gerçekten bir olimpiyat gibi, yaklaşık 1000 tane sporcu gelip gidecek. Onlarla yakından ilgileniyorsunuz, girişinden çıkışlarına kadar. Neler söyleyeceksiniz? Evet, çok mutluyum. Bugün 2018 yılı Özel Sporcular Masa Tenisi Türkiye Şampiyonası'na katılan takım sayısı, sizin de zikrettiğiniz gibi yaklaşık 315 kulüp, 81 ilden olimpiyat havasında. Yaklaşık 5 gün içinde 1000 tane sporcuyu burada ağırlayacağız. 1000 tane engelli sporcuyu burnu kanamadan burada ağırlayıp uğurlamanın mutluluğunu yaşayacağım. Burada sizin gördüğünüz gibi işte bu çocukların yıllar önce kapalı kapılar ardında kapatılan bu çocukların artık Antalya'nın en güzel tesislerinde spor yaptıklarına şahit oluyoruz. Burada Özel Sporcular engellilere aşmış bir federasyondur. Gerçekten biz gerek organizasyon kurulumuz, gerek teknik kurulumuz, gerek diğer kurullarımızla, antrenörlerimizle, idarecilerimizle engelleri aşmış bir şekilde yolumuza devam ediyoruz. Ben burada hep Allah'a şükrediyorum. Şükür sebebim, yıllar önce ayaklarıyla veya kollarıyla bağlanan, evlere zincirlenen çocuklar artık yıllar sonra işte bu gördüğünüz bu güzel tesiste altın madalya için yarışacaklar. İşte salonda da izlediğiniz gibi o madalya almak için o özel çocukların o yarışlarını, o mutluluklarının kimisini babaannesi yatırmış, kimisini annesi yatırmış, kimisi antrenörü yatırmış. Kimisi ailecek ya, dede, kimisi anne. Kimisi ailece gelmiş. Ben buradan kanalınız vasıtasıyla devletimizin bütün yetkililerine, başta Sayın Cumhurbaşkanıma çok teşekkür ediyorum. Bugün ülkemizde engelli sporcular ve engelli takımları dünyada başarılar kazanıyorsa bunun en büyük mimarı inanın Sayın Cumhurbaşkanım Recep Tayyip Erdoğan'dır. 15 yıl önce de bu engelliler vardı ama 15 yıl sonra Sayın Cumhurbaşkanımızın engellilere kucaklaması, engellilere yaklaşımıyla işte gördüğünüz gibi bu tesiste spor yapıyoruz. Bu artık federasyonumuza büyük kuruluşlar da
sponsor olmaya, destek olmaya başlamışlardır. Bunların en büyüğü işte Sayın Yavuz Koca Ömer'e çok teşekkür ediyorum. Türkiye TESYEF Genel Başkanı ve Milli Paralimpik Komitesi bu yanımızda duruyor zaten. Yanımızda. Yavuz Koca Ömer koca yürekli bir adam. Hayatını engellere adamış bir spor adamı, bir abi, özel sporcuların abisi. Bu ikinci döneminde özel sporcuların masa tenisine şampiyonasına o sponsor oldum. Ve her gün takip ediyor. İşte otelinizde yemekler güzel mi, yataklarım güzel mi diyerek bize yakından ilgileniyor. Ben burada... Önemli olan diyor çocuklarım mutlu. Çocuklar mutluysa bana haber verin diyor. Evet, Yavuz Koca Ömer gerçekten kendini engelli, gerek işitme engelliye, gerek görme engelliye, gerek bedensel engelliye. Şimdi de özel sporculara ben federasyon başkanı olduğum süresi zarfında abilik yapıyor. Bize malzeme yardımı sıkıldığımız yerde yanımızda Yavuz Kocamer'i görüyoruz. Evet, seni tanıyabilir miyiz? Boğaziçi Otizm Gençlik ve Spor Kulübü yöneticilerinden Ayşe Berin Akçay ben. Beden eğitimi öğretmeniyim. Çok böyle heyecanlı bir şekilde maçları seyrediyordum. Bizim de dikkatimizi çekti. Nereden geliyor bu heyecan? Yani çok heyecanlıyız tabii. Öncelikle Yavuz Koca Ömer'e bu turnuvayı desteklediği için Federasyon Başkanımız Birol Aydın'a bizi burada ağırladıkları için çok teşekkür ederiz. Bu çocukların sadece burada şampiyon olmaları ya da işte derece almaları önemli değil. Buradaki sporun verdiği sosyal etkileşimden faydalanmaları çok önemli bizim için. O yüzden çocukların oto kontrollü kaliteli vakit geçirmeleri burada bizi çok heyecanlandırıyor. Tabii ki şampiyonluklar çok önemli. Eğer nasip olursa milli takımda dünyada platformda bu Türkiye'yi temsil etmek istiyoruz biz de. O yüzden heyecanlandırıyor tabii ki. Çocukların mutluluğu. Peki bu tarz organizasyonlara çocuklar gidip geldikten sonra onlarda ne gibi değişimler görüyorsunuz? Yani şöyle tabii ki otizmde maalesef sosyal problemler, sosyal ortamlara adaptasyon çok zor oluyor. Burada otelde açık büfeden yemeklerini kendileri alabilmeleri, diğer arkadaşlarıyla etkileşim kurabilmeleri, sosyal hayatta, normal hayatlarında da aileleriyle bir restoranda yemek yiyebilmelerine, beklemeyi, sabrı öğrenmelerine, burada sıra beklemeleri, maçın sırasını, çağrılmayı beklemeleri diğer hayata da, sosyal hayata da yansıyor. Çünkü maalesef işte restoranda gidemiyor aileler ya da sosyal bir ortama giremiyorlar. Orada çocuklar sabretmeyi, beklemeyi, otokontrolü öğreniyorlar. Buradan sonra çok daha iyi gelişim sağlıyoruz çocuklara. Peki, aileler size bu konuyla ilgili nasıl geri dönüş sağlıyorlar? Çocuklara ilgili değişimi onlar da gözlemleyebiliyorlar mı? Tabii ki mutlaka. Yani ailelerin zaten hani bu anlamda gelişimi görmemeleri mümkün değil. Çünkü dediğim gibi az önce de söyledim, çocuklarıyla bir ortamda bulunmaları onlar için çok mutluluk verici bir şey. Bu her şeye yansıyor. Çocuklar burada başarmanın verdiği mutluluğu tadıyorlar. Daha özgüvenli oluyorlar. Daha otokontrol oluyorlar. Aileler de bu durumdan çok memnunuz. Biz de çok memnunuz. Yaşam engel tanımaz. Gelin hep birlikte hayatı kolaylaştıralım. Bu sene ikincisini yapıyoruz biliyorsun. Geçen sene de biz sponsor olmuştuk. Bu sene de Türkiye Milli Paralimpik Komitesi ve Türkiye Engelliler Spor Yardım Eğitim Vakfı olarak destek veriyoruz. Tabii çok mutluyuz. Yani yine böyle bir ortamda özel sporcularla aynı havayı teneffüs etmek benim için çok özel bir duygu.
Bu çocukların spor yoluyla bambaşka dünyaya açılmalarını görmek, onların hayat sevinciyle aslında bizim yolumuza da ışık tutuyorlar. O yüzden büyük keyif alıyorum. Aslında TESYEV çok daha farklı şeyler de yapıyor. Okullara gidiyorsunuz, mezralardaki okulların boyasını yapıyorsunuz, malzemelerini değiştiriyorsunuz. Ameliyata ihtiyacı olan çocukların ameliyat masraflarını karşılıyorsunuz. Birazcık da TESYEV'den bahseder misiniz? Daha açalım. Tabii ki. TESYEV biliyorsunuz 99 yılında kurulmuş bir sivil toplum örgütü. Aslında o kadar çok fazla engelli insana dokunuyoruz ki senin de dediğin gibi ameliyatlar, rehabilitasyonlar, işitme cihazı ve bu sene aslında çok önemsediğimiz bir şey var. Yine Paralimpik Komitemizle birlikte mülteci kamplarını ziyaret ediyoruz. Malatya'ya gittim. Yeni bir ziyarette bulundum. Oradaki engelli çocuklarımızı seçiyoruz ve onların yetenek ölçümlerini yapıp onları da spora kanalize edeceğiz. Bu sene bizi heyecanlandıran bir proje de bu aslında. Çok mutluyuz. Bir amaç uğruna başka başka yerlerden yıllardır dolup taşan sıcacık bir yuvaya bir olmaya geldik, milyonları bulduk, derin öykülerle büyük resim olduk. Her insanın farklı rengi, farklı hikayesi var. El ele buluşanlar. Her insanın farklı rengi, farklı hikayesi var. Sesi, ritmi, müziği söyleyecek sözü var. Tek kişilik tatlardan, uzak mesafelerden sevgiyle kucaklaşır. El ele buluşanlar. Aynada farklıyız, ruhta aynı. Bir anda hepimiz bir bedende ayrı. Aynada farklıyız, ruh da aynı, planda hepimiz bir, bedende ayrı. Er ya da geç yolumuz aynı, yukarıdan hepimiz bir, karşıdan ayrı. Er ya da geç yolumuz aynı, yukarıdan hepimiz bir, karşıdan ayrı. Bir niyet uğruna başka başka evlerden yıllardır dolup taşan sıcacık bir dünyaya dost olmaya geldik, masumiyeti bulduk. Yaşamı paylaştıkça büyük resim olduk. Her insanın farklı rengi, farklı hikayesi var. Sesi, ritmi, müziği söyleyecek sözü var. Tek kişilik tahtlardan, uzak mesafelerden sevgiyle kucaklaşır el ele buluşanlar. Aynada farklıyız, ruhta aynı. Bir anda hepimiz aynada farklıyız, ruhta aynı. Planda hepimiz bir, bedende ayrı. Er ya da geç yolumuz aynı. Yukarıdan hepimiz bir, karşıdan ayrı. Er ya da geç yolumuz aynı. Yukarıdan hepimiz bir, karşıdan ayrı. Bir amaç uğruna başka başka yerlerden yıllardır dolup taşan sıcacık bir yuvaya bir olmaya geldik, milyonları bulduk, derin öykülerle büyük resim olduk. Her insanın farklı rengi, farklı hikayesi var. Sesi, ritmi, müziği söyleyecek sözü var. Tek kişilik tahtlardan, uzak mesafelerden el ele buluşanlar. Her insanın farklı rengi, farklı hikayesi var. Sesi, ritmi, müziği söyleyecek sözü var. Tek kişilik tahtlardan, uzak mesafelerden sevgiyle kucaklaşıp el ele buluşanlar. Her insanın farklı rengi, farklı hikayesi var. Söyleyecek sözü var. Tek
Merhaba, ben Dindar Mühürdaloğlu. İyi geçti şampiyonluk. Türkiye ikinci, bölge ikincisi oldu. Çok iyi oldu. Gelecek Türkiye şampiyonusunu bekliyoruz. Başka hangi sporları yapmak isterdin? Böyle hayalinde bir spor var mı? Futbolcu olmak, kayak kaymak, başka şeyler. Baldı kayak. Kayak mı yapmak istiyorsun? Evet. Hocan götürsün seni. Olacak, o da olacak. İnşallah. Beğendin mi oteli, yemekler? Beğendim. Sayın Birol Başkan'ın için çok teşekkür ederim. Bizi bu güzelliği, oteli gösterdi. Emekleri için çok teşekkür ederiz. Nasıl geçti şampiyonun? İyi geçti. Ama verdiğin sözleri tutmadın. İyi olmadı. Sen bundan sonra yarışmacı olarak gelmeyecekmişsin buralara, doğru mu? Atın yardımcısı olarak geleceğim. İdareci olacağım. İdareci olarak geleceksin. Evet. İdare edeceksin yani. Evet. Evet, şimdi hakemlerimizle birlikteyiz. Daha önce hiç özel sporcuların masa tenisi müsabakalarını yönettiniz mi? Katıldık, evet. 3-4 kez. Peki neler hissediyorsun? Evet. Çok farklı, diğer çocuklardan birazcık daha farklılar. Çok güzel tabii, güzel oluyor yani. Sosyal amaçlı olduğu için. Yani çok zevkle yönetiyoruz yani. Çok memnunuz. Teşekkür ederim. Size alalım hocam. Siz daha Uşak'tan buralara kadar geldiniz. Evet. Daha önce özel sporcularla çalıştınız mı? Engellilerle çalıştık ama özel sporcularla çalışmamıştık. İlk maçımız oldu bizim için. Neler hissettiniz? Çok güzel. Öğrencilerimizin başarısı için, hayata kazanımları için, hayata bakışları için güzel faaliyetler. Peki sizin bölgenizde böyle özel sporcuların yarışmalarına da gidiyor musunuz? Yoksa sadece bu tarz turnuvalara mı geliyorsunuz? Bizim bölgemizde böyle bir turnuva yok. Bölgesel turnuvalara geliyoruz. Şampiyona çok güzeldi. Evet, güzel. Otel çok güzeldi. Otel güzel. Bu organizasyonu büyük katkılar, emekler veren Yavuz Koca Ömer Bey'e, federasyon başkanımız Birol Aydın Bey'e, yönetim kurulu üyelerine ve bu şampiyonaya katılan siz sporculara çok teşekkür ediyorum. Sayenizde çok güzel günler geçiriyoruz. Siz olmasanız bizim buralarda hiç işimiz yok. İyi ki varsınız. Biz İstanbul'dan geldik. Evet. Boğaziçi Otizm'den geldik. Nedir sporcuların durumu? Gayet iyi. Bugün bir final yaptık. İkinci olduk. Bir üçüncülüğümüz var. 8-11 yaşta üçüncüyüz. 13-18 yaşta finalde ikincilik aldık. Kaç yıldan beri özel çocuklarla çalışıyorsunuz? Ben 10 yıldır bu işi yapıyorum. 10 yıldır otizmli çocuklarla çalışıyorum. Peki sporun otizmli çocuklar üzerindeki etkisinden biraz bahseder misiniz? Ne gibi etkinlikler yapıyorsunuz? Çocuklarda ne gibi değişiklik oluyor? Yani aslında sporun otizm üzerine etkisini şöyle ben kısaca özetleyeyim. Bizler bu çocuklara sporu araç olarak kullanıp hayata hazırlamaya çalışıyoruz. Dört duvar arasında sıkışmış olan hayatlarını zaten bu şehirleşmeden de kaynaklanan normal insanların bile hayatları dört duvar arasında sıkışmış durumda. Bu çocukların içinde bulundukları durumdan dolayı daha da sıkışık bir hayat yaşıyorlar. O duvarlar arasında sıkışmış olan hayatlarını biraz daha böyle halkın içerisinde, sosyal toplumun içerisinde taşıyabilmek için sporu bir araç olarak kullanıyoruz. Yani çok büyük, ciddi, olumlu verimlerini gördük bunun. Yani evlerden çıkarılamayan, sokağa çıkartılamayan, sinemaya gidemeyen, hiçbir şey yapamayan çocukların büyük çoğunluğu görüyorsunuz burada. Yüzlerce çocuk buraya gelip bu atmosferde müsabakalara çıkıyorlar, maçlar yapıyorlar. Kendi başlarına hareket etme özgürlüğünü elde etmişler. O özgüveni elde etmişler, kazanmışlar. Yani... %100 tamamen bağımsız olmasalar bile mümkün olduğu kadar bağımsız bir hayata kazanıyorlar spor sayesinde. Masa tenisi mi oynuyorsun? Masa tenisi oynuyorum. Tamam. Şampiyon oldun mu? Oldu. Tebrik ederim o zaman seni. Çak. Evet hocam, siz de şöyle alalım hemen. Bu tarz çocuklar üzerinde sporun etkisini size de soralım. Sporun etkisini aslında şu an gördüğümüz gibi. Burada birçok çocuk var. Öncelikle hepsini kutluyoruz, tebrik ediyoruz buraya geldikleri için. Ciddi manada olumlu etkileri var çocuklar üzerinde. Çünkü onların bedensel gelişimlerine katkı sağlıyoruz. Ayrıca şöyle bir durum da var. Vücut bütünlüklerini tanıyorlar.
vücut organlarının ne işe yaradıklarını fark ediyorlar. Sadece masa tenisi oynamayı düşünmemek lazım. Aynı zamanda elini kullanıp yemek yemeyi de öğrenebiliyorlar bu çocuklar. Çocuklara fırsat verildiği takdirde neler yapılabildiğini aslında burada görebiliyoruz. Federasyonun sağladığı bu olanak da bizim için bu büyük bir şanstı. Öğrencim daha önce iki defa Türkiye şampiyonu oldu. Bugün yine bölge şampiyonu oldu. Umarım bütün çocuklar bu tadı, aileler bu sevinci yaşarlar. Güzel bir duyguydu. Erman, efendim? Senin hakkında bir söylenti var. Ha? Biliyor musun söylentiyi? Evet. Madalyaları hep alıp götürüyor musun, doğru mu? Doğru. Niye peki? Bırak da diğer adamlar da kazansın azıcık. Tamam. Olsun mu? Yok ki, kalmasın. Sen şampiyon ol hep. Evet. Ne zaman başladın masa tenisine? Masa tenisine 12 yıldır. 12 yıldır evet. Oynuyorsun. Seviyor musun bunu? Seviyorum. Peki hedeflerin arasında neler var? Hedefim? Finallere çıkmak. Avrupa'ya açılmak. Avrupa'ya açılmak. Dünya şampiyonu olmak. Evet. Yapabilir miyiz sence bunu? Yapabiliriz. İstedikten sonra? İstedikten sonra olur. Tebrik ediyorum seni. Ha. Erman 11 yıldır bölge şampiyonu, 10 yıldır da Türkiye şampiyonu. Milli sporcumuz. Aynı zamanda dediğim gibi dünya ikinciliği var. Dünya üçüncülüğü var. Güney Afrika'da, Portekiz'de ve İspanya'da ülkemizi temsil ettiler. En son Portekiz'de Avrupa ikincisi oldu, geldiler. Sayın Başbakanımız, Cumhurbaşkanımız kendilerini kabul etti. İnşallah bundan sonraki hedef tabii ki dünya şampiyonluğu. Tamam mı? Söz mü? Dünya şampiyonluğu evet, gelecek mi? Evet, gelecek. Tamam. İlimizde masa tenisi canavarı olarak adlandırılıyor. Bugüne kadar aldığı madalyaların sayısını artık ben de bilmiyorum. İnşallah çok daha büyük başarılara gidecek. Bir de sporun vermiş olduğu sosyallikle Kırklareli Valiliği'nde valinin özel kalem müdürü gibi çalışıyor. Wow. Vali Bey'in bütün çay, kahve, her türlü ihtiyacını Erman karşılıyor. Öyle mi? Öyle. Seviyor mu seni Vali Bey? Seviyor. O zaman buradan bir selam söyle bakalım. Tamam. Esalla. Seni seviyorum Sayın Valim de. Sayın Valimi seviyorum. Hem de valilikteki bütün arkadaşlarım. Merhaba, ben Hakkari'den katılıyorum müsabakaya. Burada güzel sonuçlar aldık. Güzel ilgiyle karşılaştık. Yavuz Kuca Ömer Beyefendi'ye, Birol Başkanımıza, yönetim kuruluna çok teşekkür ediyoruz. Peki sizin bulunduğunuz bölgede çocukların spor yapma imkanı var mı? Biraz bize o bölgeden bahseder misin? Tabii, devletimiz yani batıya olduğu gibi doğuya da güzel imkanlar sağladı. Yani bütün tesis imkanları sağladı. Maddi yönden çok değer veriyor. Sonuçta Cumhurbaşkanımız her yöne olduğu gibi Hakkari'mize de çok güzel tesisler kazandırdı. Biz teşekkür ediyoruz. Huzurla. Sadece burada yapılan sporlarla kalmıyorsunuz yani. Orada da bu çocuklar rahatlıkla sporlarını yapabiliyorlar. İstediklerini gerçekleştirebiliyorlar, değil mi? Tabii, orada yani halkın en büyük şeyi spor. Yani sporla buluşmalarıdır. Halk sürekli spor yapılacak alanlara akın ediyor. Yani Hakkari'yi belki farklı tanımlayabilirler batıdaki arkadaşlarımız. Ama diyoruz ki gelin, orada güzel tesislerimiz var, kayak tesislerimiz var. Bugün Uludağ, Erzurum'u, Sarıkamış'ı, onlar da bizim ülkemizin güzel parçaları ama Hakkari'ye de mutlaka bekliyoruz çünkü güzel tesislerimiz var. Ailelerimizin hayalleri gerçek oldu, şükürler olsun. Bunun en son evresi olan OÇEM'deki yapılacak olan Engelsiz Yaşam Merkezi'nin bütün arazilerin aplikasyonlarını yaptırdık. En son kendi ellerimde İzmir TEDAŞ'ta elektrik projelerini onaylattırdık. Ve bakanlığımıza ait olan o tipik projenin aynısını 60 tane bayanımız, 60 tane erkeklerimiz için yapılacak olan o tipik projelerinde yerlerini yerleştirdik, ihalesini yaptırdık. İhalesi bitti, şu an devredildi ve temel atma töreniyle Allah'ın izniyle temelimizi atıp ve 6 ayın içerisinde Sayın İzmir Valimiz Erol Ayıldız ve değerli eşi
Fatma Betül Sayankaya'da geçen Sayın Emin Erdoğan'la beraber İzmir'e geldiği zaman Yeşilay Derneğimizin açılışında da aynı şeyleri konuştuk. Ne zaman açıyoruz dedi. Startını şu an Sayın Valimiz belli bir gün hazırlıyor. Onunla beraber açılışını yapacağız. Ben buradan tüm otizmli annelere, babalara teşekkür ediyorum. Sporun çok etkili olduğunu söyleyebilirim. Bu sosyalleşme üzerinde kendi çocuğumdan biliyorum. Aynı zamanda bir özel eğitim öğretmeniyim ben de. Çocukların yaşam tarzlarının, yaşam standartlarının arttığını görüyoruz burada. Çocuk bağımsız olarak burada gelip sporunu yapıyor. Onun artı olarak da bir otelde kalıyor. Otelde kendi başına bir yemek alabiliyor. Kendi öz bakım becerilerini giderebiliyor. Bu yüzden çok önemli olduğunu görüyorum. Ne oldu? Bir maçı verdik ya. Ne yaptın? Bir maçı aldım, bir maçı verdim. Yapma ya. Evet. Yani sen şampiyon olacaktın. Oyamadık. Ne yapacağız? Bir ikinci maçı bekleyeceğiz. Hani sen meşhur olacaktın? Olacağız da oyamadık. Peki buna bir çözüm bulmamız lazım. Ne yapmamız lazım? İkinci maçı alacağız. Büyük abi, bundan sonra maç kaybetme abi, tamam, tamam mı? Söz mü? Söz. Cafer nereden geldin? Yalova. Yalova'dan geldin. Evet. Bu bronz madalya mı? Ha, gümüş. Üçüncülük madalya. Aha. Niye üçüncü oldun abi? Beş tanesini yendim. Onlar kaç tane yenildin? Bir tanesine yenildim. Niye yeniliyorsun? Güçlüydü ya. Güçlü müydü? Aha. Birazcık daha çalış ye. Ben birazcık daha çalışsam yeneceğim. Beş maçını aldım. Üçüncü oldum. Birazcık daha çalışmak lazım. Evet. Değil mi? Evet. İstersen hocayı değiştirelim. Hocayı değilse yeni hoca gönderelim. Yok yok. İyi mi hoca? Hocayı iyi. Hocayı iyi. Adana'dan. Adana'dan. Evet. Nasıl geçti yolculuk? İyi geçti. Otobüsle mi geldiniz? Evet. Peki bir otobüsün içinde gülüp eğlendiniz mi? Şarkılar söylediniz mi? Söylediniz mi şarkıları? Evet. İyi, hadi bakalım. Biz kahvaltı da yaptın. Evet. Beğendin mi kahvaltıyı? Evet. Peki niçin geldin sen buraya? Yarışmak için. Hangi dalda? Masa tenisi. Masa tenisi. Güzel oynuyor musun? Evet. Var mı madalyaların? Evde var. Evde var. Peki buradan alacak mısın madalyayı? Evet. Söz mü? Evet, söz. Hadi bakalım. Başarılar diliyoruz. Sağ olun. Günaydın. Sağ ol. Nasılsın? İyiyim. Hayırdır, sen niye geldin buraya? Masa tenisi. Masa tenisi. Senin var mı madalyaların daha önceden? Yok mu? Alacak mısın burada? Söz mü? Bugün benim hayatımdaki mutlu günlerden bir tanesi. Çünkü genelde dünyada bu böyle. Benim gibi belli bir konuda hizmet eden insanlar Hakk'ın rahmetine kavuştuktan sonra bu dünyadan göç ettiklerinde onların anılması için belli yerlere, sokaklara, salonlara isimleri verilir. Ama ben bu güzelliği sizlerin sayesinde yaşarken tadıyorum. Onun için tekrar hepinize teşekkür ediyorum. Bizim görüşümüzde engelli yok. Farklı insanlar var. Benim boyum biraz uzun, diğerinin biraz kısa, öbürü şişman, öbürü zayıf, öbürü sarışın, bir diğeri esmer. Engellilik de bunun gibi bir şey. Hem çok sevinçliyim hem de çok kendimde değilim şu anda ya. Yani insanların sevgisine, bu kadar sevgisine layık olabilmek çok zor bir iş. Ama her zaman, biz biliyorsun seninle kaç zamandır tanışıyoruz. Benim için önemli olan insanların mümkün olduğu kadar Allah'ın verdiği güçle, yazdığı yazıyla mutlu bir hayat sürmeleri. Yarına kimin ne olacağı belli değil. Niye? İnsanlık, insanlık, insanlık. Bugün varız, yarın yokuz.
bu çocuklar bu kadar uğraşmışlar, bu kadar spor yapıyorlar. Yalnız onlar değil, diğer engelli grupları da bizim de onlara destek olmamız lazım. Şimdi biraz önce anlarınızı anlatırken şunu söylediniz. Yavuz Kocaömer niye engellilerle ilgileniyor ve neden çocukken hiç oyuncağı olmadı? Birazcık da ondan bahseder misin? Ben işte artık insanlar biliyor, 22 sene yürüyüp oturamayan bir abiyle yaşadım ama çok zekiydi. Yattığı yerde okuma öğrendi, İngilizce öğrendi, evin hakimi oydu. Tabii benim çocukluğumda bugünkü teknoloji oyuncak yoktu ama bir tane basit şey istesem, tahtadan araba, annem babam alalım oğlum ama abini düşün, üzülür derlerdi. İstemiyorum, kalsın derdim. Hiç oyuncağım olmadı ama şimdi çok var. Dolu. Hepsini oynuyorum. Bu böyle, bunlar insanın küçüklüğünde yaşadığı travmalar. Oyunki koşullar. Ama ben bir oturup doğru konuşalım. Benim abim çok ızdırap çekti. Onlar anlatılmaz. Anlatamam. Ama o ızdırapları çekmeseydi ben bugün burada senin karşında değildim. Bir oturup doğru konuşalım. Bize destek olan iş adamı arkadaşlarım diyor. Ben de işte 10 sandalye alırdım, 5 ameliyat. Ama benim yaşam biçimim, ben çok keyif alıyorum çocuklarla beraber olmakla. Ben de bu kardeşlerim adına size gerçekten çok teşekkür ediyorum. Asıl ben sana teşekkür ediyorum. İnşallah programların daha da artarak devam eder. Çünkü sen de gerçekten, seni fazla sevmememe rağmen bir işe yarıyorsun yani.